Allah Azze ve Celle bize irade nasip etti ki لِيَم۪يزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah habis olanla tayyip olanı, yani kötü olanla hoş olanı, bunlar ayrılsınlar. Rabbini seven, ona saygı duyan, onun gücüne, kudretine hayran kalan, onu incelemek, onun yarattıklarını incelemek, onun verdiği nimetleri görmek ve takdir etmek hususunda iyi olan kullar ile bundan uzak duran, Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısız, onu tanımak bile istemeyen, kendi başına buyruk, kendisini tabiri caizse bir şey zanneden ve gücü imkanı olduğu sürece Cenab-ı Hakk'a hep sırt dönmüş nankör kimseler ayırt olsun diye bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hayatımız, biz ne kadar kazanacağız, ne kadar kaybedeceğiz, ne kadar büyük binalar yapacağız, ne kadar küçük fabrikalar yapacağız, ne kadar çok çoluk çocuk sahibi olacağız diye değil, bunların hepsi hayatın içerisinde öyle ya da böyle Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar ele geçen şeyler. Ama esasen hayatı bu elimize geçen imkanlar ile Cenab-ı Hakk'a karşı saygı ve sevgiyi yaşayıp yaşamayacağımıza dair bir tercihi ortaya koymak üzere yaşıyoruz. O bakımdan bu hayattan irtihal edenler, göçenler iki çeşittir. Ya Rabbini tanımamış, tanımaktan uzak durmuş, sırt dönmüş bir nankör, ki insanların çoğu böyle ve bunun sebebi akletmemek, açık delilleri ve gerçekleri göz ardı edip bile bile batılda ısrar ederek sırf özgür kalabilmek, sırf kendi başına takılabilmek için her istediğini yapabilmek, heva ve heveslerinin peşini kovalayabilmek için Yüce Yaradan'ın boyunduruğunu kabul etmemek üzere insanların çoğu akletmeyerek Cenab-ı Hakk'ın tabiriyle hayvanlar gibi yaşıyorlar. Derhum ya'kulu ve yetemettau kema ta'kulul en'amu ve'n-naru mathwan lahum. Cenab-ı Hak onlar için bırak yesinler, içsinler, eğlensinler. Tıpkı hayvanların yiyip içip eğlendiği gibi. Ve'n-naru mathwan lahum. Ateş onların barınağı, ateş onların varacağı yer olacaktır. Cenab-ı Hakk'ı hayatın zemininde emirleriyle, yasaklarıyla hayatın sahibi olarak tanımayan, hayatın sahibi de benim, burada benim sözüm geçer diye Cenab-ı Hakk'a karşı diklenen, ona saygıyı, sevgiyi göstermeyen kimseler maalesef insanların çoğudur. Allah Azze ve Celle bildirdi ki insanların çoğu böyledir. İnsanların Allah'ı tanıyan, ona sevgi ve saygıyı yaşayan, şükür ve minnet hisleriyle Rabbine hayranlıkla tapınıp duran, secdeye, rükûa varıp Cenab-ı Hakk'a kulluk edenler, onların sayısı وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Benim şükreden kullarım dedi Cenab-ı Hak, onları kullarım dedi. وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Onların az olduğunu, ama burada azlık çokluk değil, değer önemli. Onların sayısı az da olsa onlar Allah Azze ve Celle katında muteberler. İnne akramakum indallahi etkakum. Sizlerin değerlileri Allah katında Allah Azze ve Celle'ye karşı daha çok saygı gösteren, sakınan, Cenab-ı Hakk'ı kızdırmaktan kaçınan, onun sevgisini arayan, onun rızasını arayan, hayatını böyle değerlendiren kimseler. Dolayısıyla bu süreçte Cenab-ı Hak bizimle olan bu irtibatını vahiy ile iyi başlattı. Rahman ve Rahim olarak kendisini iyi tanıttı.